Kuzey Kore sevgili lideri için yas tutmaya devam ederken ülkenin yeni lideri Kim Jong-un, Komünist Parti'nin resmi yayın organı tarafından başkomutan ilan edildi. Şimdiye kadar büyük varis ve büyük yoldaş diye anılan Kim Jong-un'un başkomutan ilan edilmesi, babası Kim Jong-il'in ölümünden sonra iktidarının daha da güçlendiği anlamına geliyor. Bu sırada Kim Jong-un ülkeye taziye ziyaretinde bulunan Güney Kore heyetini kabul etti. Yeni lider bu ziyaretle ilk kez Güney Koreli yetkililerle bir araya geldi. Heyette Güney Kore'nin eski First Lady'si ve Hyundai Grup Başkanı da bulunuyor. 18 kişiden oluşan heyetin bu iki kadın üyesinin eşleri öldüğünde de Kuzey Koreli yetkililerden oluşan heyetler başsağlığı ziyaretinde bulunmuştu.